temizlenmesi konusunda. Ve başladık önce Irak sınırını mayınlardan arındırmaya. Irak sınırını mayınlardan arındırdık. Irak harekatı oldu. Bu Körfez harekatı. Milyonlarca yine sığınmacı bize geldiler. Evet, ve bunların içerisinde bunların içerisinde PKK'lılar da vardı. Aynen öyle. Çünkü çünkü ortada bir mayın yoktu. Önceden kimse geçemiyordu. Mayınlıydı sınırlar. Sonra ne oldu? Suriye sınırındaki mayınları temizledik. Avrupa Birliği fonladı bunu. Avrupa Birliği fonladı ve en istekli firmalar İsrail firmalarıydı. Evet, daha çok İsrail firmalarını vermeye kalkıyorlardı. Maliyet İsrail firmaları. Değil mi? Evet. Hatırlarsınız. Yani ve maliyetin altında fiyatlar veriyorlardı. Neyse, işte bir kısım verildi, bir kısım verilmedi herhalde. Türk firmaları yaptı falan. Suriye sınırındaki mayınlar temizlendi. Ne oldu? Suriye karıştı ve milyonlarca sığınmacı bize geldi. Sonra ne oldu? İran sınırındaki mayınlar temizlenmeye başlandı. Şimdi temizleniyor. Şimdi o zaman ne oldu? Afganistan Afgan göçmenleri, Pakistan gelmeye başladı. Şimdi peki bu Ottawa Sözleşmesi'ne imza, bu İsrail çok istekli ya mesela. Evet. İsrail Ottawa Sözleşmesi'ne imza koymuş mu? Hayır. İsrail Ottawa Sözleşmesi'ne imza koymamış. Mayınları temizlemem demiş. Peki dünyada Ottawa Sözleşmesi'ne imza koyan devletler kimler? Avrupa devletleri çoğunlukla. Hiçbir sınır sorunu olmayan. Evet. Zaten mayın da olmayan devletler. Peki Amerika Birleşik Devletleri koymuş mu? Hayır, koymamış. Bize ne oluyor? Suriye koymuş mu? Hayır. Irak koymuş mu? Hayır. İran koymuş mu? Hayır. Rusya koymuş mu? Hayır. Ermenistan koymuş mu? Hayır. Ya peki biz bu kadar kritik bir yerdeyken biz ne diye buna imza koyup da temizliyoruz? Ya doğru. Şimdi de duvar örüyoruz. Ya bir de duvar başladık, evet. Ya duvar örüyoruz. Şimdi bir kere rakamlarla konuşmak lazım. Evet. Madem bizim her şeyimiz kontrol altında. Ki bir kere şunu da söyleyeyim. Sınırların hepsini, hudutların hepsini kontrol edebilen devlet dünyada yok. Yok yani. Amerika Birleşik Devletleri bile Meksikalı sığınmacılarla başı dertte, göçmenlerle. Tabii. Oradan geçiyorlar, buradan geçiyorlar, tüneller açıyorlar vesaire açıyorlar. Ama konuşulur aslında. Dünyadaki 193 devlet, Birleşmiş Milletler üye 193 devlet olmasına rağmen Türkiye tek başına kayıtlı sığınmacıların %20'sine ev sahipliği yapıyor şu anda. Bunun başka bir şey yok. Peki kayıtsızlar? Kayıtsızların sayısını bilmiyoruz. Kayıtsız ne demek? Kayıtsız ne demek? Kayıtsız başlı başına bir sorun demek. Kayıtsız varsa sınırdan geçmiş bu adam demek. Tabii. Yani o zaman bunun şeyi yok ki, kuş uçamama diye bir durum yok ki. Kuş uçamama diye bunlar nasıl geldiler? Zeminlenmediler ki, ışınlanmadılar ki buraya. Mutlaka oralardan geliyorlar. Ama sert tedbir uygulanması lazımdır. Sert tedbir uygulanmadığı sürece, yani Yunanistan mesela sınırını geçerken ateş ediyor. Yani hiçbir şey almıyor. Diğer devlet almıyor sınırınızı siz.